Herkese merhaba. Evet, bugün de şöyle bir elektrikli katlanır bisikletlere bir göz atacağız. Yeni modeller neler, fiyatları nasıl, alınır mı, tavsiye edilir mi? Hadi gelin hep birlikte bir bakalım. Evet, ilk önce piyasada çok bulunan bir modelden başlayacağım. RKS. RKS iyi tuttu. Fiyatının uygunluğu, fiyat performans ürünü olarak bakıldığı için gayet güzel de modelleri var. Bu anlamda ben de 3 tane modelini seçtim. Hem katlanır hem elektrikli olanlardan. Hadi gelin nelermiş bir bakalım. Evet, RKS'nin en çok piyasada gördüğümüz modellerinden birisi MX25. MX25'in şöyle bir özelliği var. 7.8 amper. Zaten bu çoğu katlanır bisiklet 36 volt olarak geliyor. 7.8 amper maksimum hızları da mecburen yasalara göre 25 kilometre ile sınırlandırılmalı. Ama bu demek değildir ki 25 kilometrenin üzerine çıkamaz bu bisiklet. Tabii ki de pedalı ne kadar çok hızlı çevirirseniz o da hızlanıyor. Yani şöyle düşünelim, otoyollarda hız sınırı 90 kilometre ama arabamız 200'e kadar basabiliyor. Bunlar da böyle hız sınırı. Bu otomatik motorun, yani tekere destek veren motorun maksimumunu gösteriyor. Pedalla birlikte siz bunu arttırabiliyorsunuz. Şarj süresi 4-6 saat. Yaklaşık bütün modellerde böyle zaten, diğer markalarında. 25-35 kilometrede sürüş. Evet, en önemli yer menzil. Herkes bunu merak ediyor. Örnek veriyorum, İstanbul'da şehrin bir ucundan bir ucuna gitmek için bayağı bir kilometre yapmak gerekiyor. Bu anlamda da hani bu menzil bana yeter mi, işe gidip gelmemde sıkıntı yaşar mıyım soru işaretleri oluyor. Bahsedilen şey şu, menzili arttırmak sizin elinizde. Yani pedala ne kadar çok yüklenirseniz doğal olarak aslında bu bir bisiklet sporu, yani bisiklet bir spor. Pedala ne kadar çok yüklenirseniz, kendiniz ne kadar çok fazla efor sarf ederseniz doğal olarak pil de o kadar uzun ömürlü olacak. Yani menziliniz artacak. Şöyle şeyler okudum. Yaklaşık bu tip bir bisikletle 100-150 kilometre gidenler var. Doğal olarak tabi biraz yokuşlara, meyillere de bağlı. Özellikle yokuşlu ve meyilli, dik açılı yerlere geldiğinde bisikletlerin bu bütün enerjilerini oraya sarf ediyorlar. Ve bu anlamda sürekli meyilli ve yokuşlu yerlerde daha çabuk bitiyor tabi benzinin pil ömrü. Ama bu anlamda gayet yeterli görüyorum bu modeli de. Evet, RKS'nin bir diğer modeli MX7. Bu da çok tuttu. Hem dizaynı daha şık görünüyor bence. Ve mesafe olarak daha uzun. Niye? Çünkü buradaki gördüğünüz batarya 10 mAh. Bir önceki modelde 7.8 mAh'di. Yani daha yüksek güçlü bir batarya var. Ve bu şeye de, menziline de yansımış durumda. Fiyatları da zaten burada görüyoruz. MX25 3600 lira. MX7 de 5000 lira civarında. Tabi bunları piyasada daha uygun fiyatlı da bulabiliyorsunuz. İnternetten araştırmakta yarar var. Yani aralarında yaklaşık 1500 lira kadar fiyat farkı var. Bu buradaki 20 ya da 15 kilometrelik menzil için bu değer mi değmez mi? Bu sizin düşünceniz artık. Evet, bir diğer güzel bir modeli de RS3. Bu da çok satıyor. Bunun şöyle bir güzelliği var. Bunun tekerlekleri fat bike, yani şişkin teker şeklinde. Nasıl bir avantajı, nasıl bir dezavantajı var bu fat bike tekerlerin? Yolda giderken, taşlık, toprak, böyle engebeli yollarda giderken lastiğin yanak yüzeyi geniş olduğu için sizi daha çok konforlu hissettiriyor. Yani o takır tukur sesleri, yani titreşimleri daha az hissediyorsunuz. Yalnız şöyle de bir dezavantajı var. Lastiğin yere değen, temas eden yüzeyi arttıkça bisikletin sürtünme kat sayısı da artıyor. Ve bu da sizin daha çok efor sarf etmenize, daha çok yorulmanıza sebep oluyor. Şöyle bir hemen göstereceğim. Burada 10 mA, yine bir önceki MX7 gibi 10 mAh'lik bir pil kullanılmış. Ama MX7'de 45-55 km olan sürüş mesafesi
RS 3'te 35-45'e düşüyor. İşte bu Fatbike'ın getirmiş olduğu bir dezavantaj. Ama tabii bunun da sevenleri çok. Hadi gelin bir diğer modele ve markaya bakalım. Evet, Yuki. Yuki zaten yıllardır ülkemizde bu anlamda şimdi yeni girişimciler, yeni firmalarda artık bu katlanır bisiklete zaten geçtiler. Bir de elektrikli katlanır bisiklete geçtiler. Bu anlamda Yuki'nin de modelleri gayet güzel görünüyor. Evet, Yuki'nin ilk modeli Yadea diye geçiyor. YDE BX 805. 5900 lira fiyatla geliyor. Yine bunun da 10.4 amperlik bir aküsü var. Şarj süresinin 2-3 saat olduğunu söylüyor Yuki. Yani bir önceki RKS'ye göre daha hızlı şarj edebiliyor. 40-60 kilometrede yine menzili var. Bu tip bisikletlerde zaten dahili olarak gösterge paneli, yani dijital gösterge paneli geliyor. Herhangi bir ekstra harcama yapmanıza gerek yok onun için. Ve genelinde bu trafiğe çok çıktığı için disk frenler kullanılıyor. Disk frenlerde şöyle bir avantaj var. Daha iyi frenleme, yani hani bisikletlerin ABS'si gibi düşünelim. Daha iyi bir frenleme yapabiliyorsunuz. Şöyle de dezavantajları var. Özellikle yarış bisikleti tarzında bisiklet kullananlar da disk freni sevmiyorlar. Niye? Ağırlık yapıyor ve herhangi bir uzun turda herhangi bir lastik ya da lastik değiştirme durumunuzda bu disk frenlerin balatalarla olan ilişkisini ayarlamak birazcık daha sıkıntılı ve meşgaleli. Yani o V fren dediğimiz hemen elle ayarlanıp basıp gidebiliyorsun ama bunlar da birazcık daha uğraştırıyor. O yüzden ama bu tip bir bisiklet için de disk fren öneriyorlar. Yuki'nin bir diğer modeli hemen şöyle bakalım. YDE BX 042. Bunun da 5550 lira gibi bir fiyatı var. Bunda akü arkaya konumlandırılmış sele kısmında. Bu nasıl bir avantaj, nasıl bir dezavantaj? Ağırlık merkezini geriye çektiği için yokuş tırmanırken birazcık daha zorlanmaya sebep olabiliyor. Böyle yorumlar yazılmış. Ben de okuduklarımı aksettiriyorum. Yine 2-3 saat şarj süresi. Burada bu model için herhangi bir amper bilgisi paylaşmamış firma. Ama tahmin ettiğim kadarıyla bir öncekiyle aynı. Bir de yine bunların da Yuki'nin de bir Fatbike modeli var. O da yine katlanır ve elektrikli. Bunda akü gördüğünüz gibi sele borusunun arkasına konumlandırılmış durumda. Ve gördüğüm kadarıyla 7 ya da 8 vitesli olması gerekiyor bu modelin. Ve şöyle bir durumu var. Yine 10.4 amper 50 kilometre menzil yazmışlar. Şunda şöyle bir garip bir şey var. Tırmanma açısı 20 derece. Yani bisiklet kullananlar iyi bilir, herhangi bir yokuşa geldiğimizde nefes nefese kalırız. Eğer bu bisiklet hakikaten firmanın iddia ettiği gibi 20 derecelik bir yokuşu desteksiz çıkabiliyorsa 10 numara 5 yıldız diyorum. Daha da bir şey demiyorum. Evet, bunun da fiyatı 6300 liraymış. Bir diğer markamıza geçelim. Evet, Volta. Volta da elektrikli katlanır bisikletleriyle ön plana çıktı ülkemizde. Ve fiyatları da daha da uygun. Birazcık modeller tabii diğerleri kadar böyle ilgi çekici gelmiyor. Ama yine de sonuçta aynı amaca hizmet eden şeyler. VB1 ve VB2 olarak iki tane katlanır elektrikli yol bisikleti var. Birisi normal tekerlekli, birisi Fatbike tekerlekli. VB1 3450 lira. Şöyle bir baktığımızda 8.8 amper. Birazcık daha tabii işte menzili düşebiliyor. Ama burada gösterdikleri gibi, ilk başta da söylediğim gibi 30 ile 110 kilometre. Yani bu sizin pedal çevirmenize göre değişiyor. 22.2 kilogramda ağırlığı var. 6 vitesli Shimano kullanıyor. VB2'ye baktığımızda VB2 4170 lira. Fatbike modeli. Aynı aslında bisikletin çok benzeri ve Fatbike modeli. Bir de şöyle de bir ayrıntı var. Bu önde gördüğünüz farlar falan, bir de demin de söylemiştim, elektronik hız göstergesi genelde elektrikli katlanır bisikletlerde üzerinde geliyor. Bazı firmalar bunları opsiyonel tutmuş. Fiyatları değerlendirirken bunlara dikkat edelim, okuyalım. Evet, bu bisiklet de yine 10 amper, birazcık daha menzili, işte bu Fatbike'ın şey yapmak için, menzili uzatmak için böyle yapmışlar. Ama tabii ağırlığı artmış, 27.7 kilogram. Şimdi burada şöyle bir eleştiride bulunacağım. Şimdi biz bu katlanır bisikletleri ne için katlanır bisiklet alıyoruz? Herhangi bir durumda, herhangi bir yere giderken katlayalım, koyalım, elimize alıp gerekirse taşıyalım evimize. Ya da
iş yerimize gittiğimizde elimizde o işte merdiveni çıkaralım diye. Şimdi 27.7 kilogram olan bir bisikleti, hadi tamam güçlü, kuvvetli, kaslı insanlar için söylemiyorum ama bir zayıf bir bayan için nasıl taşınacağını ben firmaya bilmiyorum. Buradan duyarlarsa beni bu anlamda da bilgilendirirlerse sevineceğim. Hadi geçelim bir diğer markaya. Motolux. Motolux de fazla ürünü olmayan ama yaptığımı da iyi yapan bir marka. Roma diye bir bisikletleri var onların da, böyle katlanır elektrikli bisiklet. Yine sele borusunun arkasına konumlandırmışlar. Maksimum hız yine aynı. Şöyle bir güzelliği var. 12 amper lityum pil kullanıyor. Bu bence menzile etkileyecek bir özelliktir. Yalnız şöyle dezavantajı var. 3 vites kullanmışlar. Yokuşlarda falan birazcık sıkıntı yaratabilir. Evet, bir diğer model Goccia. Goccia da çok tuttu. Piyasada görünüyor. Sahibinden de falan da ikinci el piyasasına da düşmüş durumda. Bayağı var. Goccia'nın da, yani aslında Benelli aslında bir motosiklet markası. İşte birlikte ekstra markalarını oluşturup bu tip işlere giriyor firmalar. Goccia'nın da City Zero modeli çok tuttu. Arkadaki oturak yerine konumlandırılmış bir aküsü var. 4590 lirada fiyata sahip. Yine 8.8 amper bunun da bataryası. Sürüş mesafesinin 40-70 olduğunu öne sürmüşler. Bilmiyorum, kullananların tavsiyelerini dinleyip izlemek lazım. Bir diğer modeli de Zero N2 STD. Bunda Shimano Turny vites var. 7 vitesli. Genelde katlanır bisikletlerde ve elektrikli katlanır bisikletlerde önde tek ayna kol kullanılıyor. Yani tek dişli, çarklı ayna kol kullanılıyor. Arkada bazıları işte 2-3 vitesli, yani 2 rublede 2-3 tane dişli, ama bunda 7 tane dişli var. Hem de Turny marka Shimano'nun, bu anlamda daha dayanıklı, daha uzun ömürlü olacağını düşünüyorum. Bu ayna, öndeki ayna kolu, bazı kullanıcılar çok büyük ayna kollar olunca 52 dişli falan, onları 34-38 dişli ayna kollarla değiştiriyorlar. Yokuşlarda falan daha az zorlanmak için bunu yapıyorlar. Tavsiye edilen bir şey. Evet, büyük firmalar da artık bu işe bulaşmaya başladı. Çünkü piyasa artık buna gidiyor. İnsanlar elektrikli bisiklet ve elektrikli icatlar peşinde. Tesla'nın nasıl yükseldiğini gördük hepimiz yani yıllar içinde. Büyük firmalar da, bunlardan birisi de Carraro örnek olarak çıkardım. Ama hala o fiyat performans dengesini sağlamış değiller. 12.200 lira fiyat çekmişler. Carraro'nun bu tip bir bisikletine katlanır. Elektrikli bir bisikletine. Ve bataryasının hani burada şeyini tam göremedim, amperini, ama yeterli olacağını düşünüyorum. Yaklaşık aynı performansta. Biraz tabi bunlar şeye, Shimano işbirliğiyle bütün model şeye, her şeyini, arka dişlisinden tutun işte motor ünitesine kadar Shimano'nun şeylerini kullanmış durumdalar. Fiyatı o arttırıyor olabilir. Evet, son göstereceğim model artık dünyanın geldiği son nokta. Ülkemize de yavaş yavaştan giriş yapıyor. Birkaç yerde satıldığını gördüm. Yalnız fiyatı tabii model tasarımıyla da bağdaşacak ölçüde. Yaklaşık 30 bin lira civarına satılıyor bu model. GoCycle. GoCycle tasarım olarak böyle sanki bu Elon Musk'ın elinden çıkmış gibi bir tasarım yapmış. Tesla modellerinin böyle bisiklet versiyonuna benziyor. Çok beğenen var. Niye çok beğenen var? Hemen şuradan aşağıdan özelliklerine bakacak olursak şöyle bir şey var. 65 kilometreye kadar range veriyor. Yine bunlar da pedal çevirmenize bağlıdır demiş. Aynı şekilde 25 kilometre hız sınırı var. Ve pil 13.5 amper. Yani gayet güçlü bir pil. Gördüğüm kadarıyla da pili gizlemeyi başarmışlar. Yani herhangi bir yerde ayrıca konumlu değil pil. Bu herhalde kadronun içine gizlemiş durumda. Ben de tabii birebir canlı olarak görmedim bunu. O yüzden tahmin yürütüyorum. Gelecekte diğer katlanır bisikletlerinde bu tarz modellere döneceğini düşünüyorum. Bugünkü tanıtmak istediğim bisiklet ve katlanır bisiklet modelleri bu kadar. İnşallah hepinize nasip olur. Güzel bir şekilde gezilerinizi, turlarınızı bunlarla yaparsınız diye düşünüyorum. Herkese iyi günler, sağlıcakla kalın diyorum.